Bu sunumda kalbin dış yüzüne bakacağız. Kalbin yüzlerini, kenarlarını ve yüzleri üzerinde bulunan olukları ve bu oluklar içerisinde bulunan damarları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, göğüs boşluğunu açtığımızda perikardiyum içerisinde kalbin fasciae sternocostalis'ini, yani şu yüzünü görürüz. Bu yüz ön tarafta sternum ve kostalar ile komşuluk yapar. Dolayısıyla bu yüze fasciae anterior de denir. Kalbin bir diğer yüzü hemen diyaframa bakan yüzüdür. Yani şurası. Diyaframa bakan şu yüzü, yani şu yüz, fasciae diaphragmatica. Aşağıya doğru baktığı için bu yüze fasciae inferior de denir. Kalbin akciğerlere bakan yüzlerine pulmoner yüzler denir. Bu yüzlerden sağ akciğere bakan yüze fasciae pulmonalis dexter, sol akciğere bakan yüze ise fasciae pulmonalis sinister denir. Kalbin büyük damarlarının kalbe girdiği ve kalpten çıktığı yüze de fasciae posterior adı verilir. Yani şu yüz kalbin fasciae posteriordur. Ancak bu yüz daha çok basis cordis olarak bilinir. Peki elimize aldığımız bir kalbin sağ kenarının, sol kenarının neresi olduğuna nasıl karar veririz? Bunun için arkadaşlar vene cava'lara bakarız. Bakınız şurada vene cava superior'u görüyorsunuz. Vene cava superior. Burada vene cava superior şu, vene cava inferior ise bu. Vene cava inferior ve superiorler kalbin her daim sağ tarafında yer alırlar. Şimdi kalbin yüzlerinden fasciae sternocostalis'e, yani fasciae anterior'e bakalım. Öncelikle kalbin bölümlerini dıştan görünüşleri itibarıyla burada ifade edelim. Kalbin basis cordis'i tarafında, yani şu tarafta basis cordis tarafında kalbin atriumları yer alır. Şurada atrium dextrum, şu tarafta ise atrium sinistrum yer alır. Ancak atrium sinistrumu bu fasciae anterior'den görmek mümkün değildir. Sadece atrium sinistrumun orikulasını biz bu yüzden görebiliriz. Alt tarafta ise kalbin ventrikülleri yer alır. Bakınız şurası ventriculus dexter, şurası ise ventriculus sinisterdir. Bu iki ventrikülü birbirinden ayıran bir oluk vardır. Şu oluk, bakının şuradaki oluk, bu da sulcus interventricularis'tir. O halde fasciae sternocostalis kalbin hangi bölümleri tarafından oluşturulur veya kalbin fasciae sternocostalisinden bakıldığında kalbin hangi bölümleri görülür sorusuna cevap vermek istediğimizde bunu rahatlıkla şu şekilde söyleyebiliriz. Kalbin fasciae anterior'u başlıca ventriculus dexter, yani sağ ventrikül, atrium dexter, sağ atrium ya da sağ kulakçık, ventriculus'a biz karınçık da diyebiliriz. Ve sol ventrikül tarafından oluşturulur. Ancak fasciae sternocostalis'in en büyük kısmını ventriculus dexter, yani sağ ventrikül oluşturur. Perikardiyum aracılığıyla bu yüz 3 ile 6. kıkırdak kostalardan
ve korpus sterniden ayrılır. Bir başka deyişle perikardiyum aracılığıyla bu yüz 3-6. gıgırdak kostalarla ve korpus sterni ile komşudur. Bu yüzde bulunan yapılardan bir tanesi sulgus interventricularis anteriordur. Bu sulgus esasen kalbin ventriküllerini birbirinden ayıran septum interventricularis'in ön kenarını işaret eder. Ve bu oluk içerisinde, bakınız bir arter bulunur. Bu artere arteria interventricularis anterior diyoruz. Buna ramus interventricularis anterior de denir. Bu arter arteria coronaria sinistra'nın bir dalıdır. Yine bu oluk içerisinde yukarı doğru yükselen vena cardiaca magna yer alır. Şu vena cardiaca magna burada bulunur. Evet arkadaşlar, kalbin facies sternocostalis'inde bulunan yapıları tekrar edecek olursak, bu yapılardan bir tanesi atrium dexter, atrium sinisterin sadece auriculasını, auricula sinisteri görebiliyoruz buradan. Ama facies posteriorden veya facies inferiorden bakıldığında kalbin atrium sinisterini rahatlıkla burada görebiliyoruz. Bakınız şu kalbin, şurası kalbin atrium sinisteridir. Ancak bu yüzü biz facies posteriorden veyahut da facies inferiorden baktığımızda görebiliriz. Ön yüzden baktığımızda atrium sinisterin sadece kulakçığını, bakın şurada görebiliyoruz onu, auricula sinistrumu görürüz. Kalbin apexi tarafında şurada ventriculus dexteri, şurada ventriculus sinisteri ve bunları birbirinden ayıran sulgus interventricularis anterioru burada görüyoruz. Yine bu yüzde belirgin olmayan ancak kısmen var olan sulgus coronarius bulunur. Ancak sulgus coronarius aorta ve trungus pulmonalis tarafından kapatıldığı için ön yüzde sulgus coronarius görünmez. Ancak arka yüzde sulgus coronarius'u görürüz. Fakat burada arkadaşlar bakın şu gördüğünüz sinüs coronarius'tur. Bu sinüs coronarius'u çıkardığımızda bu sinüs coronarius'un, sinüs coronarius esasen kalbin ana toplar damarıdır. Bunu çıkardığımızda bu sinüs coronarius'un içerisinde seyrettiği oluğa biz sulgus coronarius diyoruz. Sulgus coronarius kalbin atriumlarını, kalbin ventriküllerinden ayıran septum atrioventrikülerinin esasen dış yüzdeki iz düşümünü belirler. Sulgus coronarius. Evet, burada gördüklerimizi tekrar edelim. Şurası facies sternocostalis. Facies sternocostalis'ten bakıldığında kalbin auricula dextrası, ki bu auricula dextra atrium dexter'in bir parçasıdır. Ventriculus dexter, ventriculus dexter. Şurası ventriculus sinister. Ventriculus dexteri ventriculus sinisterden ayıran oluk sulgus interventricularis anterior. Bu oluğun içerisinde arteria veya ramus interventricularis anterior ile vena gordis magna yer alır.
Evet, şu tarafta vena cava superioru, şurada ise vena cava inferioru görüyoruz. Vena cava inferior perikardiyum tarafından ördülmemiştir. Buna karşın vena cava superiorun, aortanın ve truncus pulmonalis'in kalbe yakın kısımları perikardiyum tarafından ördülmüştür. Kalbin bir diğer yüzü facies diafragmatica'dır arkadaşlar. Bakınız şu yüz. Facies diafragmatica. Veya bakınız şu yüz. Facies diafragmatica'dır. Bu yüze facies inferior de denir. Bu yüzün büyük bir bölümünü sol ventrikül oluşturur. Bakınız şurası sol ventrikül. Küçük bir bölümünü ise sağ ventrikül oluşturur. O halde facies diafragmatica'nın büyük bölümünü ventriculus sinister, küçük bir bölümünü ise ventriculus dexter oluşturur. Bu yüz diyaframın centrum tendineum'u ile komşudur. Dış tarafta perikardiyum fibrozum aracılığıyla bu kalp centrum tendineum'a yapışık halde bulunur. Yine diyafram aracılığıyla bu yüz karın boşluğunda bulunan mide ve karaciğerle komşuluk oluşturur. Bu yüzde sulgus coronarius yer alır. Bakınız sulgus coronarius içerisinde de burada sinus coronarius'u görüyoruz. Sulgus coronarius kalbin atriumlarını ventriküllerinden ayıran bir septum vardır. Kalbin iç yüzünde bunu göreceğiz. O septum atrio ventriculare'dir. İşte bu septum atrio ventriculare'nin kalbin dış yüzüne düşen projeksiyonunun bulunduğu oluk sulgus coronarius'tur. Sulgus coronarius kalbin bu facies diafragmatikasını basis cordis'ten ayırır ya da facies posterior'den ayırır. Peki bu yüzde hangi yapılar görülebilir? Evet arkadaşlar, bu yüzde görülen yapılardan bir tanesi sulgus interventricularis posterior'dur. Bu sulgus interventricularis posterior kalbin ventriküllerini birbirinden ayıran septum interventricularinin arka kenarının yerini işaret eder. Bu oluk içerisinde arteria interventricularis posterior, ki buna ramus da diyebilirsiniz, ramus interventricularis posterior de denir. Bu arter arteria coronaria dextra'nın bir devamıdır. Yine bu oluk içerisinde vena cardiaca magna bulunur. Bu bölgede, burada, bu yüzde crux cordis diye bir yapı tarif edilir. Burası, bu crux cordis sulgus interatrialis, bakınız atriumları birbirinden ayıran septum interatriale'nin izdüşümü olan sulgus interatrialis'in sulgus interventricularis posterior ve sulgus coronarius. Sulgus coronarius. Bu sulgus coronarius'a sulgus atrioventricularis de diyebiliriz. İşte bu üç oluğun birleştiği şu nokta crux cordis olarak adlandırılır. Tekrar edecek olursak bunu, sulgus interatrialis'in, sulgus şurada çok belirgin değil ama şurada sulgus interatrialis'in sulgus interventricularis posterior ve sulgus coronarius, bunun diğer adı sulgus atrioventricularis'tir. Bu üç oluğun birleştiği şu noktaya crux cordis adı verilir.
Evet, kalbin sağ yüzü fasies pulmonalis dexterdir. Bu yüz sağ atrium tarafından oluşturulur. Yani atrium dextrum tarafından oluşturulur. Üzerinde sulcus terminalis denilen sığ bir çukur bulunur. Bu çukur arka taraftan daha belirgin bir şekilde görülür. Bunu da önden görmek çok mümkün değildir. Facies pulmonalis ise kalbin sol akciğere bakan yüzüdür. Yani şurada gördüğümüz yüzdür. Bu yüzün büyük bir kısmı sol ventrikül tarafından, küçük bir kısmı ise sol atrium ve sol orikula yani kulakçık tarafından oluşturulur. Her iki yüzde yani pulmoner yüzlerin her ikisi de sağdaki sağ, soldaki sol nervus phrenicus ki burada görebiliyoruz bunu nervus phrenicus ve arteria vena pericardiaca phrenica ile komşudur. Şimdi de arkadaşlar kalbin basis cordis'ine veyahut da facies posterior'üne bakalım. Bakınız şurası basis cordis'tir. Basis cordis. Şöyle. Basis cordis. Şunu biraz daha belirgin bir şekilde çizersek sulcus coronarius'un üzerinde yer alan şu kısım kalbin basis cordis'i bir başka deyişle facies posterior'dur. Bu yüz aşağı yukarı dörtgen şeklindedir. Arkaya ve sağa bakar. Büyük bir bölümünü sol atrium, bakınız arkadaşlar şu sol atriumdur. Şurada sol atriuma yani atrium sinistruma gelen venae pulmonalis teksterler bunlardır. Venae pulmonalis sinisterler bunlardır. Dolayısıyla basis cordis'in büyük bölümü sol atrium tarafından, küçük bir bölümü sağ atrium tarafından oluşturulur. Şurası da sağ atriumdur. Bakınız sağ atriuma boşalan yapıları da burada görebiliyoruz. Kimdir bunlar? Vena cava superior, vena cava inferior ve sinus coronarius. Sinus coronarius. Evet, bakınız vena cava superior, vena cava inferior ve sinus coronarius atrium dextrum'a boşalan yapılardır. Burası yani basis cordis kalbin tabanı olarak da ifade edilir. Yine bu bölge kalbin bazisi 5, 6 veya 8, 9. torakal vertebralarında ön tarafında yer alır. Yine bu vertebralar ile kalp arasında bunlar önemli bir komşuluk ilişkisi belirdir. Şu vertebralar ile kalp arasında sinus obliquus pericardi venae pulmonales dexter, özofagus ve aorta torasiga burada yer alır. Özofagus, basis cordis'in arka yüzünün komşuluk yaptığı primer anatomik yapıdır. Özofagus, evet, özofagus burada gösterilmemiş ama basis cordis'in arka yüzünde komşuluk yaptığı primer önemli anatomik yapıdır. Yine venae pulmonalis'tir. Bakınız şunlar venae pulmonalis'lerdir. Venae pulmonalis dextralar, venae pulmonalis sinistralar, vena cava superior, vena cava inferior, basis cordis'te atrium dextrum'a açılır. Atrium dextrum'a açılanlar sinus coronarius, vena cava superior, vena cava inferior.
Atrium sinistema açılan yapılar ise venaya pulmonales, tekstralar ve venaya pulmonales sinistralardır. Evet, bakınız arkadaşlar, basis cortis 5, 6 veya 8, 9. torakal vertebralar ile, bakınız şunlar, şu 5, 6 veya 8, 9. torakal vertebralar ile, yani şu vertebralar ile kalbin basis kordisi arasında, kalbin basis kordisi arasında şu bölgede önemli yapılar bulunur. Bunlardan birisi sinus obliquus pericardi, diğeri venaya pulmonales dextralar, diğeri özofagus, bakının şurada özofagus ve aorta torasika burada bulunur. Tekrar edecek olursak, özofagus basis cordis'in arka yüzünün, şu özofagus yani yemek borusu, basis cordis'in arka yüzünün komşuluk yaptığı primer yapıdır. Evet. Şimdi de apex cordis'e bakalım. Bakınız arkadaşlar, bu kalbin uç kısmı. Şurada kalbin apex cordis burasıdır. Apex cordis ya da apex cordis. Şurada bakalım. Apex cordis hemen şurası. Apex cordis. Apex cordis sol ventrikülün koniş şeklindeki ucudur. Yani ventriculus sinisterin koniş şeklindeki ucudur. Bu uç midsternal hattan 9 cm, şuraya eğer midsternal hat diyecek olursak, şöyle midsternal hattan 9 cm uzakta, linea media clavicularis'in yakınında, linea media clavicularis'in yakınında, erkekte sol meme ucunun biraz, bakınız, alt iç tarafında sol 5. interkostal aralıkta bulunur apex cordis. Burası aynı zamanda kalbin mitral kapağının sesinin duyulduğu yerdir. Sol akciğer ve plora tarafından örtülmüştür. Ve kalbin uç kısmında şurada bir çendik bulunur. Şurada. Şurada bir çendik bulunur. Buna incisura apicis cordis denir. Bu incisura apicis cordis vasıtasıyla kalbin ön yüzünde bulunan arteria interventricularis anterior, kalbin arka yüzünde bulunan arteria interventricularis posterior ile anastomoz yapar. Yani ağızlaşır. Şimdi bu yüzde görülen oluklardan bir başkası sulgus coronarius'tur. Sulgus coronarius. Bu sulgus coronarius'un diğer adı sulgus atrioventricularis'tir. Sulgus coronarius atriumlar ile ventrikülleri birbirinden ayırır. Bakınız şu oluk, şuradaki oluk, şu işaretlemeyi alalım. Şuradaki oluk, bakınız şu oluk, şurası şöyle, sulgus coronarius'tur. Sulgus coronarius atriumları ventriküllerden ayırır dedik. Ve bu koroner sulgus kalbin ön yüzünde aorta ve truncus pulmonalis tarafından, yine orikulalar tarafından, bakınız orikulalar tarafından kapatıldığı için net görülmez. Ancak arka tarafta sulgus coronarius veya da facies inferior, facies posterior'den bakıldığında bu oluk
sulbus koronaris net bir şekilde görülür. Ancak burada şunu hatırlayalım. Bu sinüs koronaryüstür. Sinüs koronaryüs sulbus koronaryüsün içerisinde uzanan bir kalp toplar damarıdır. Yani bunu çıkarırsanız, bunu çıkarıp alırsanız burada bu sinüs koronaryüsün içinde bulunduğu oluk sulbus koronaryüstür. Böyle bir taç gibi kalbi boydan boya sardığı için ya da dolaştığı için bu oluğa sulbus koronaryüs denmiştir. Yani zaten koronaryüs demek taçla ilgili demektir. Bu oluk oblik seyirlidir ve sagittal düzlem ile 45 derecelik bir açı yapar. Ve yine bu oluğun içerisinde koroner arterlerin ana gövdeleri ile sulbus sinüs koronaryüs bulunur. Evet, şurayı da sinüs diye değiştirirsek doğru olur. Sinüs olacak burada. Sinüs koronaryüs yer alır. Sulbus değil. Sulbus koronaryüs içerisinde koroner arterlerin ana gövdeleri ile birlikte sinüs koronaryüs bulunur burada. Bu sulbus koronaryüs aynı zamanda atrioventriküler ve semilünar kapakların yapışma hattını yani çizgisini de işaret eder. Bu açıdan yine önemlidir. Kalbin atriumları ile ventrikülleri arasında bulunan kapaklara atrioventriküler kapaklar, kalbin ventriküllerinden çıkan büyük damarların kaidesinde yani dibinde bulunan kapaklara da semilünar kapaklar denir. İşte bu kapakların yapışma hattı ya da çizgisi bu sulbus koronaryüs üzerinde yer alır. Bir başka sulbus, kalbin ön yüzünde görülen sulbus interventricularis anterior, arka yüzünde bulunan sulbus interventricularis posteriordur. Bu sulbuslar esasen kalbin ventriküllerini birbirinden ayıran septum interventricularenin ön kenarının ve arka kenarının zamanla kalbin dış yüzünde oluşturduğu oluklardır bunlar. Evet, dış yüzde ventriküller arasında bulunur. Ön tarafta sulbus interventricularis anterior, arkada posterior yer alır. Septum interventricularinin bulunduğu yeri işaret eder, bahsettik. İçerisinde, bu olukların içerisinde koroner arterler ve koroner venler bulunur. Evet, sulbus interventricularis, şurada gördüğümüz posterior'u görüyoruz. İçerisinde daha önce belirtmiştik. Vena cordis media ile arteria interventricularis posterior yer alır. Sulbus interatrialis kalbin arka yüzünde daha net olarak görülür. Sol atrium ile sağ atrium arasında bulunur. Hemen şurası. Şöyle. Çok belirgin. Şurada biraz daha belirgin. Bu oluk sulbus interatrialis kalbin arka yüzünde. Sol atrium. Bakınız şurası sol atrium. Şurası sağ atrium. İkisi arasında bulunan bir oluktur ve bu olukta septum interatrialinin esasen kalbin dış yüzündeki projeksiyonunu belirtir. Evet, şimdi de kalbin kulakçıklarına bakalım. Esasen kulakçıklar arkadaşlar atriumların bir parçasıdır. Ama
lise kitaplarına baktığımızda bunlara kulakçık denmiş. Yani atrium kulakçık olarak adlandırılmış. Ama esasen kulakçıklar atriumlara ait kulak benzeri yapılardır. Yani kulakçık atriumun tamamı değildir. Kulakçık atriumun bir kısmıdır. Bakınız şu auricula dextrum, sol tarafta da ön yüzde auricula sinistrum bulunur ki burada resmedilmemiş. Evet, auricula dextrum sağ atriumun üzerinde, auricula sinistrum ise sol atrium üzerinde bulunurlar. Bunlar pektinat kasların, yani musculi pectinatilerin oluşturduğu musküler keselerdir. Auriculalar atriumların kapasitelerini artırırlar. Pektinat kaslar sadece auriculalarda ve sağ atriumun ön duvarında yer alır. Yine pektinat kaslar ventriküllerde kalınlaşır ve trabecula carnea adını alır. Bazıları daha da kalınlaşarak musculus papillarisleri oluştururlar. Sağ ventrikülde 3, sol ventrikülde ise 2 tane musculus papillaris bulunur. Evet, şimdi de arkadaşlar kalbin kenarlarına bakalım. Bakınız, şurası margo dexter. Şu kenar margo dexter. Margo dexter sağ atrium tarafından oluşturulur. Bakınız, sağ atrium tarafından margo dexter oluşturulur. Margo sinister ise margo obtusus olarak da bilinir. Bunun büyük bir bölümü sol ventrikül tarafından oluşturulur. Şurası bakın şöyle, sol ventrikül tarafından oluşturulur. Üst tarafı ise bakın şurası ise auricula sinistrum. Bakın şu auricula sinistrumun fascia sternocostalis'ten görünüştür. Auricula sinistrum tarafından oluşturulur. Daha önce izah etmiştik. Fascia sternocostalis'ten bakıldığında sol atriumun sadece kulakçığı, yani auricula sinistrum görülebilir. Ama sol atriumun kendisi bu yüzden bakıldığında görülmez. Margo inferior, margo acutus olarak da bulunur. Burası da sağ ventrikül tarafından oluşturulur. Bakınız şu kenar. Burası apex cordis'in olduğu küçük bir bölümü sol ventrikülü yapar. Yani şurası. Sağ nervus phrenicus ve sağ arteria vena pericardia phrenicalar bu kenara komşu olarak uzanır. Margo superior ise, margo superior sol atrium, esas olarak sol atrium ve sağ atrium ile aurikulaları yapar. Aorta ascendens, bakın şurası aorta ascendens, truncus pulmonalis ve vena cava superior bu kenar üzerinde yer alır. İkinci kaburganın hemen altında bulunur bu margo superior. Yani şu hat şöyle, şurayı kabaca margo superior olarak alabiliriz. Bu margo superior büyük oranda sol atrium, kısmen sağ atrium ile bu atriumlara ait aurikulalar tarafından oluşturulur. Burası ikinci kaburganın hemen altında yer alır. Aorta ascendens, truncus pulmonalis ve vena cava superior bu kenar üzerinde bulunur. Burada arkadaşlar aorta ascendens ve aort kemerinden bahsetmek isterim size. Aort sol ventrikülden çıkar
ve sol ventrikülden çıktıktan hemen sonra yukarıya kısmen sağa doğru yükselir. Ve aortun bu kısmına çıkan aort ya da aorta ascendens denir. Angulus sterni hizasında, bunu geçen yıl gördük, angulus sterni hizasında veya da Lewis açısı hizasında aort bir kemer oluşturur. İşte bu kemerin başlangıç noktası Lewis açısıdır. Burada arcus aorta vardır artık. Arcus aorta. Arcus aortanın başlangıç noktası angulus sternidir. Arka tarafta sonlanma noktası yine angulus sternidir. Arcus aortadan sonra aort aşağıya doğru inen aort olarak adlandırılır. Yani o kısma aorta descendens denir. Aorta descendensin göğüs boşluğu içindeki kısmına aorta descendens pars thoracica, diyaframdaki hiatus aorticus'tan geçtikten sonra karın boşluğunda devam eden aorta descendens kısmına aorta descendens pars abdominalis adı verilir. Ve arcus aorta ve arcus aortadan çıkan dallar her zaman mediastinum superius'te yer alır. Peki arcus aortadan çıkan dallar kimlerdir? Bir tanesi şu, truncus brachiocephalicus. Diğeri şu, arteria carotis communis dextra. Özür dilerim, arteria carotis communis sinistra olacak bu. Dextra değil, dextra buradan ayrılır. Sinistra, arteria carotis communis sinistra ve arteria subclavia sinistra. Dextra yine truncus brachiocephalicus'tan ayrılır. Evet, sağ subclavian arteri ile sağ carotid ortak ya da arteria carotis communis truncus brachiocephalicus'tan ayrılırken sol taraftaki arteria ya da sol arteria carotis communis ile sol subclavian arteri direkt olarak aortadan arcus aortadan ayrılır.